Payas Belediyesi, Payas Sistem ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde öğretmenlere yönelik astronomi öğretmen seminerlerinin 19.sü düzenlendi. Anadolu'da Osmanlı'nın Akdeniz'e açıldığı yerlerden biri Payas. Seminere çoğunluğu Hatay'dan olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden yaklaşık 100 öğretmen katıldı. Yani çok eski zamanlar düşünürseniz, çok eski zamanlarda yağmur yağıyor, yıldırımlar düşüyor, şimşekler çakıyor, şeyler oluyor yeryüzünde. İşte diyorlar yukarıda bunu yapan biri var. Seminer süresince astronomi alanında birçok sunum yapıldı. Sunumlar Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen Profesör Doktor Dursun Koçer, Profesör Doktor Ethem Derman, Profesör Doktor Zeynel Tunca, Profesör Doktor Serdar Evren, Profesör Doktor Aysun Akyüz gibi alanında uzman birçok akademisyen tarafından gerçekleştirildi. Hocam, belediye başkanı seçilirseniz buranın adı o zaman kale. Kale ile alakalı düşünceniz nedir? Hani hep öğretmen soru sorar ya. Öğretmene soru sorulduğu zaman öğretmen de mutlaka hazır cevap olması gerekiyor. Eğer altından kalkamazsa perişan olur. Hem öğretmenliğini hem kendini perişan eder. Hazır olmadığım, bilmediğim bir yerden sordular. Çünkü öğretmen Bekir Altan olarak dünyamız eğitim camiası öğrenciler. Ben nereden anlarım? Külliyeden, tarihi eserden, tarihi mekandan. Dedim ki şöyle bir düşündüm. Siz belediye başkanı olsanız ne yaparsınız? Atölye çalışmaları kapsamında gök atlası, güneş saati ve usturlap yapımı öğretildi. Teleskop yapımı ve kurulumu anlatıldı. Teleskopla gece gökyüzünde ay ve takım yıldız, gündüzse güneş gözlemleri yapıldı. Astronomi öğretmen seminerleri bizim için çok önemli. Çünkü öğretmenlerimize astronomi bilgisi aktarıyoruz. Okullarda öğrencilerin en çok sorduğu sorulara cevap verebilmeleri için. Seminer katılımcılara verilen sertifikalarla sona erdi.